Sayın milletvekilleri, değerli halkımız, bugün sosyal güvenlik sistemine yönelik, çalan zillerin, alarmların bugünden önlem alınmazsa sosyal güvenlik sisteminin ileride hangi olumsuzlukları yaşayabileceğine yönelik Çalışma Bakanlığı'na sorduğum yazılı sorulara binaen aldığım rakamlarla birkaç veri paylaşıp önerilerimi ortaya koyacağım. Ama bundan önce bir hususu, Sayın Çalışma Bakanı da buradadır. Sağlık açısından çok önemlidir. Bunu soruyorum ve kürsüden cevabını rica ediyorum. Ben konuşmamı yaparken de eğer bilgisi yoksa da bilgi alır verir. Kamuoyuna çok önemlidir. O da şu. Bildiğiniz gibi sayın milletvekilleri, bir sosyal sigortalı çalışan veya emekli reçetesini yazdırdığında, ayaktan tedavi gerektiren reçeteleri yazdırdığında %20'sini öderdi, %80'ini sigortalar öderdi. Ancak burası çok önemli, kurul ilaçlarının taban fiyatının %100'ünü sigortalar öderdi. Şubat ayında İdare Meclisi'nin aldığı bir kararla artık sigortalar kurul ilaçlarının %100'ünü ödemeyi bıraktı. Ve %80'ini ödüyor. Bakın, Sosyal Sigortalar Yasası'nın 34. maddesine göre hastalık halinde sigortalıya yapılacak sağlık yardımları başlığında sigortalının tedavisi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtalarının tümünün sağlanması öngörülürken ayakta yapılan tedavilerin ilaç bedellerinin %20'si öngörülmüştür. Sigortalı tarafından ödenmesi için. Şimdi biliyorsunuz, kronik hastalığı olan veya kanser tedavisi gören ve kurul ile ilaçlarını alan ve ciddi paralar ödeyen çok sayıda sosyal sigortalı insanımız var. Tamam, o zaman kronik ilaçlar. Tamam, kronik ilaçlar. Şimdi sosyal devlet olmanın gereği olarak kronik hastaların aldıkları, örneğin bir MS hastasının sürekli olarak almak zorunda olduğu bir ilacın yıllardır %100'ü, taban fiyatın %100'ü Çalışma Bakanlığı tarafından sağlanırken sosyal sigortalar aracılığıyla, bunun artık %80'inin karşılanacak olması ve %20'sinin, bakın bunlar on binlerce TL'yi bulan ilaçlardır, ciddi anlamda sağlık hizmeti noktasında talepte bulunan hastalarımıza ikinci bir mağduriyet yaratmaktadır. Bunun cevabını istiyoruz. Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar neden kronik hastaların ilaç bedellerinin tamamını ödeme kararını değiştirdi ve %80'e çekti? Bu ciddi bir sıkıntı yaratacaktır. İki ay önceki başvurular ödenmeye yeni başladığı için insanlar %80'ini alınca bir infial uyandı haklı olarak ve bu insanlar kronik hastalıklarda bu ilaçları daimi olarak almakta. Diğer bir boyutta, örneğin bir kamu görevlisi ve emeklilik yasası tahtında bir kamu görevlisi bu ilaca %100'ünün devlet tarafından karşılanabilecek bir şekilde ulaşırken, o kişinin hasbelkader başka bir kişinin sigortalı olması ve onun %20'sini cebinden ödemesi, on binlerce TL'lik bir ilaçta düşündüğünüzde ciddi anlamda bir adaletsizlik ve anayasaya göre de bir eşitsizliktir. Dolayısıyla buradan Çalışma Bakanı'ndan rica ediyorum, hangi gerekçeyle sosyal sigortaların kronik hastalarının %100'ünü karşılanan ilaç fiyatlarının %100'ünü karşılama kararı değiştirilmiş ve 80'e gitmiştir? Hangi yasaya göre bu yetkiyi kullanmıştır? Çünkü biz yasaya göre tedavisi süresince, yani kronik hastalığının devam ettiği müddetçe ayakta yapılan tedaviler dışında yasaya göre sosyal sigortaların o hastaların ilaçlarını ücretsiz olarak
sağlamakla mükellef değil, sağlayamadığı noktada da zaten dışarıdan alıyorlar ama parasını da sosyal sigortalardan alıyorlar. Çünkü bu çok önemlidir. Bugün %80'dir, yarın 70'dir, o bir gün belki de %10'dur. Sonrasında da belki de parasızdır. Eğer hangi yasaya dayanarak bunun yaptığının gerekçesi ortaya konmazsa, tam da aslında konu başlığım buna dayalı olmasaydı bile sosyal güvenlik hizmetlerinin özelleştirilmesini getiriyor bir nebze de bu. Dolayısıyla Çalışma Bakanı buradadır. Eminim bu konuda bize bilgi verecektir ama kronik hastalarımız şu anlamda bugün itibariyle gerçekten telefonlarım durmadı. Haklı olarak insanlar ödedikleri paraların %80'ini geri alabildiler. %20 de böyle küçümsenecek rakamlar değil sayın milletvekilleri. Diğer taraftan Türkiye'de yaşanan seçimler sonrası biliyorsunuz hepimiz takip ediyoruz tartışmaları. İşte emeklilerle ilgili emeklilerin taban ücretleri, asgari ücretin altında olması bunlar hep Türkiye'de tartışılmaya başladı. Ve haklı olarak şu anda Türkiye'de emekli olarak yaşamını idame ettirmeye çalışan insanların her gün kanallarda izliyoruz hayat noktasında ne kadar zorluk çektiklerini. Şimdi bizde de gidişat buna yönelmektedir. Bu çerçevede uyarmak istiyorum. 1 Şubat 2012 tarihinde Ulusal Birlik Partisi tek başına hükümetteyken ve Sayın Şerif'e ün verdiği Çalışma Bakanı iken daha önce 25 yıl prim yatıran bir sosyal sigortalının en az asgari ücret düzeyinde emekli maaşı alacağı kuralı kaldırılmış ve şu anda asgari ücretin altında emekli maaşı almaya başlayan insanlar doğmaktadır. Şimdi birkaç rakam vermek istiyorum. Aktif sigortalı sayısı Çalışma Bakanlığı'nın bana verdiği yazılı soruma cevaba binaen ki bu konuda da Sadık Bey'e teşekkür ederim. Herhalde ender milletvekillerindenim hükümete Çalışma Bakanlığı'na sorduğum yazılı sorulara cevap alan. Teşekkür ederim bu çerçevede. Aktif sigortalı sayısı 140.642. Emekli maaşı alanların sayısı yuvarlak söylüyorum hep 45.000 kişi. 140.642 sosyal sigortalı var şu anda. 45.000 kişi de sigortalardan emekli maaşı almaktadır. Sigortalardan emekli olup çalışmaya devam edenlerin sayısı 2.413. Baktığımızda bu rakam emekli sayısının %5.36'sı. Diğer bir konu ise en az 25 yıl, burası çok önemli, en az 25 yıl, bakın 25 yıl sigortaya bir fiil ve daha üzeri prim yatırıp emekli maaşı asgari ücretin altında olan kişi sayısını sorduğumuzda aldığımız cevap beni çok ürküttü. Esas konuşma başlığımın içeriği de bu konudadır. 2.539 kişi. Bakın, 2.539 kişi, yani 45.000 emeklinin şu anda sigortadan %5.64'ü emekli maaşını 25 yıl ve üzerinde prim yatırmasına rağmen asgari ücretin altında emekli maaşı alıyor. 25 yıl ve üzeri bir fiil prim yatıracaksın ve emekli maaşın asgari ücretin altında olacak. Bu sayı 2.539 kişi. Toplam emeklilerin %5.64'ü. Gerekçesi ne? Bunun nedeni ne? Neden bu sayı daha öncelerde sıfırdı ve şimdi çoğalıyor? İşte 2012'de UBP'nin yaptığı minimum bir asgari ücrettir 25 yıl çalışan bir sigortalının emekli maaşı kuralının değiştirilmesiyle birlikte artık bizim de emeklilerimiz asgari ücretin altında emekli maaşı almaya başladılar. Ve bu her geçen gün sayısı da artarak devam edecek. Ve şunu unutmayalım ki asgari ücretin altında emekli maaşı almak demek aslında devletin geçinmek için asgari bu ücreti alması gerekir kuralının altında bir maaş ödemesiyle devletin diğer sosyal transferlerine de maliyeye de ciddi bir yük getirecektir.
Peki 140.642 kişinin kaç kişisi asgari ücretten sigortaya prim yatırıyor? Primleri asgari ücret üzerinden diye sorduk. 71.740 kişi, bakın. Şu anda sosyal sigortalara prim yatıranların %51'inin primleri asgari ücret üzerinden yatıyor. 71.740 kişi. Bu 71.740 kişi ne demektir bilir misiniz değerli milletvekilleri, saygıdeğer halkımız? Yarının asgari ücretin altında emekli maaşı alan 2539'u var ya, yarın bu 2539 kişi 71.000 kişi olacak demektir. Eğer asgari ücret üzerinden yatırımları noktasında müdahil olmazsak. Dolayısıyla ciddi anlamda bir tehlike belki bugün yok gibi gözüküyor. Belki 2500 sayısı bize bugün çok yok gibi gözüküyor. Ama bir 10 yıl sonra, bir 15 yıl sonra şu anda düşünebiliyor musunuz ki bu ülkede emekli olmuş 70.000 kişi asgari ücretin altında bir emekli maaşı alacak. Peki bunun bu devlete ve sosyal devlet olma gereği yapması gereken faaliyetlere nasıl yansıyacağını düşünebiliyor musunuz? Ve bir de dediğim gibi girişte de bu insanların kronik ilaçlarının paralarının %100'ü değil artık %80'i de karşılanıyor. Maaşı da asgari ücretin altında. Bir de kararname yaptılar, sağ olsunlar. Çalışırken aldıkları maaşların vergi muafiyetlerini de kaldırdılar. Ne yapacak yani bu ileride emeklileri bekleyen ciddi bir tehlikedir. Dediğim gibi bugünün 2539 kişisi ama yarının 71.740 kişisi buraya adaydır. Çözüm çok nettir. Bir kere söylemekten bıkmadık, bıkmayacağız. Bir Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak seçim dönemi de taahhüdümüzdü. Hala daha bu kürsülerden de söylüyoruz. Halkımıza da taahhüdümüzdür. Cumhuriyetçi Türk Partisi iktidarında çalışanlar bilecek ki artık meslek kodlarına göre asgari yatırım basamakları olacak. Yani bir mimarın işe başladıktan sonra yatırımlarının asgari ücret üzerinden yapılamayacağı, işverenlerle, sendikalarla, odalarla oturulup nasıl ki bir esnaf asgari ücretten yatırım yapamaz 35 yaşın üzerinde diye yasada madde varsa ve o gariban esnafa yasa mecbur kılıyorsa asgari ücretin neredeyse 3 katı bir gelir beyanı üzerinden prim ödemeyi, o zaman oturacağız ve bir profesör doktorun, bir mimarın, bir mühendisin çok çoğaltılabilir bu alanlar asgari yatırım basamaklarını düzenleyeceğiz ve aynı iş yerinde belli yıl çalıştıktan sonra yatırımlarını da o işverenin belli bir oranda artırılarak yatırılmasını yasayla sağlayacağız. Eğer bunu yapmazsak sayın milletvekilleri, dediğim gibi yarın asgari ücretin altında emekli maaşı alacak olan kişi sayısı 70.000 kişiye varacak. Bakın 70.000 kişiye varacak. Dolayısıyla buna yönelik derhal tedbir alınması, 25 yıl prim yatıran bir kişinin asgari ücretin altında emekli maaşı alamayacağına yönelik, bunu eleştiri için söylemiyorum. Bir alınması gereken önlem için söylüyorum, bakın. Ama 25 yıl prim yatıran bir kişinin emekli maaşının minimum bir asgari ücret olacağına yönelik bir yasal düzenleme yapmamız ve buna yönelik de kaynak artışlarını gerekirse sağlamamız gerekmektedir. Bu konuda da daha önceki yaptığım süreme sadık kalacağım konuşmalarımda kaynak noktasında nasıl primlerin artırılabileceğini izah ettim. En basiti de yatırım basamaklarının düzenlenmesiyle nerede asgari ücret üzerinden bir prim girişi olsun, nerede asgari ücretin daha üzerinde bir prim girişi olsun, bunların sağlanması gerekir. Bu konulara dikkat çekmek istedim. Yarının yöneticileri biz burada belki olmayabiliriz ama yarın bu koltukta oturacak olanlar ve bizi şu anda izleyenler, yarına yönelik bizim 70.000 kişiyi asgari ücretin altında emekli maaşı
geçmişteki siyasilerin nedeniyle bugün bu sorunu yaşıyoruz da dedirtmek istemiyorsak Sayın Sadık Bey, bugünden tedbirimizi almamız gerekmektedir. Teşekkür ederim. Ayrıyeten de o sağlık ödemelerinden ilgili soruma cevap verirseniz mutlu olurum. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım.